basit hücrelerde bulunan organik moleküllerin ortaya çıkışından beri yaşamın nasıl değiştiğine ve çeşitlendiğine bir bakalım. Bu süreci değerlendirmenin bir yolu 6 adet küçük eşiğe göz atmaktır. Eşik, bir şeyin yapısal olarak karmaşıklığının ani olarak artmasıyla yeni özellikler ve nitelikler kazandığı durumdur. Küçük eşiklerin sizin için ne ifade ettiğini düşünelim. Yeni ve farklı bir şeyi mi işaret ediyor? Ve eğer öyleyse neden? İlk küçük eşiğimiz fotosentez. Dünyada ortaya çıkan ilk prokaryotlar çok büyük ihtimalle okyanusun derinliklerindeki devasa yarıkların içinde gelişmişlerdi. Bu devasa yarıklarda onların gelişimleri için ihtiyaç duydukları kimyasal enerji ve ısı enerjisi mevcuttu. Yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bazı hücreler okyanusun yüzeyine göç ettiler ve güneşten gelen daha bol miktardaki enerjiyi kullanabilecek şekilde evrimleştiler. Bunu yapmak için geliştirdikleri işlemin adına fotosentez deniyor. Fotosentez sayesinde enerji zenginliği oluştu ve böylelikle yaşam daha fazla yere yayılabildi. Oksijen, fotosentezde bir yan ürün olarak üretildiği için milyonlarca yılın sonunda fotosentez yapan çok sayıdaki prokaryotun sayesinde karbondioksit açısından zengin olan atmosferimizin yerini zamanla oksijen açısından daha zengin olan bir atmosfer aldı. Oksijen bazı türler için zehirliydi. O yüzden bu türler öldüler. Fakat yeni türler ortaya çıktı ve bunlar oksijenin muazzam kimyasal enerjisini kullanabiliyorlardı. İkinci küçük eşik, yaklaşık 2,5 milyar yıl önce ökaryotların ortaya çıkması. Ökaryotlar daha karmaşık yapılı hücrelerdir. Mesela DNA'ları çekirdek adı verilen zarlı özel bir bölümde yer alır. Ki böylelikle hayati önem taşıyan genetik bilgiler burada saklanıp korunabilirler. Ökaryotlar ayrıca organel adı verilen küçük yapılara sahiptirler. Aynen vücudunuzdaki organlar gibi, organellerin de özel görevleri vardır. Örneğin fotosentez yapmak veya oksijeni işlemek gibi. Bu durumdan anlaşıldığı üzere, dünyanın oksijence zengin atmosferi, ökaryotların gelişebilmesi için gayet uygun bir yer iken, çok sayıda prokaryot yok oldu. Bu oldukça önemli bir gelişme. Çünkü bizler de tamamen ökaryot hücrelerden oluşuyoruz. Yaklaşık 1 milyar yıl önce 3. küçük eşiği geçtik ki bu da ilk çok hücreli canlıların ortaya çıkmasıyla oldu. Özel görevleri olan organellerin bir araya gelerek daha gelişmiş yapıdaki ökaryotları oluşturması gibi ökaryotlar da bir araya gelerek daha da gelişmiş yapıdaki canlı formlarını oluşturdular. Bu organizmalar milyarlarca hücreyi barındırabiliyorlardı. Her bir hücrenin farklı görevi olmasına rağmen hepsinin DNA'sı aynıydı ve hepsi bir arada çalışıyorlardı. Özelleşmiş hücre şebekeleri ve işbirliği sayesinde çok hücreli canlılar çevrelerindeki değişimlere tamamen yeni yöntemlerle cevap verebiliyorlardı. Böylelikle hayatta kalmak için yeni bir yöntem olan ve adına homeostaz dediğimiz özelliği geliştirdiler. Beynin gelişimi 4. küçük eşiğimiz. Çok hücreli canlıların içeride olan biteni yönetmek için bir yol bulmaya ihtiyaçları vardı. İşte bu da özelleşmiş sinir hücrelerinin görevi oldu. Bazı organizmalarda bu hücreler kafa bölgesinde ve aşağı doğru uzanan omurilikte yoğunlaşmaya başladılar. Ve böylece ilk beyin yapısı ortaya çıkmaya başladı. Beyni olan organizmalar çok daha fazla bilgiyi işleyebiliyor ve bunlara çok daha karmaşık şekillerde tepki verebiliyorlardı. Bu da düşünme ve hatta bilinç gibi daha değerli ve sofistike eylemleri mümkün kılıyordu. Yaşamın okyanustan karaya taşınması 5. küçük eşiği işaret ediyor. Yaklaşık 475 milyon yıl önce bitkiler ve mantarlardan başlayarak bazı çok hücreli canlılar karaya yerleşmek üzere okyanusu terk ettiler. Evet, bunun mantıklı bir sebebi vardı. Bu yeni ortam, hayatta kalmayı başarabilen canlılara yeni fırsatlar sunmak için oldukça elverişliydi. Fakat yine de bu zorlu bir süreçti. Bu canlıların kurumayı önlemek için yeni bir ten geliştirmeleri, suyun dışında nefes alabilmek için özel bir yöntem ve üreyebilmek için de yeni yollar bulmaları gerekiyordu. Bunun günümüzdeki dengi, uzayda yaşamaya çalışan insanlar olabilir. Sizlerin ve benim atamız olan memeliler, 6. küçük eşik olarak sayılıyor. Karada yaşayan ilk canlı, bir akciğerli balık olabilirdi. Fakat amfibiler gibi diğer kara hayvanları da kısa zaman içinde türemeye başladılar.
bu canlıların üremek için halen suya dönmeye ihtiyaçları oluyordu. Daha sonra timsah ve dinozor gibi sürüngenler ortaya çıktı. Bunların yumurtaları oldukça büyük ve dayanıklıydı ve ayrıca suyun dışında da hayatta kalabiliyorlardı. Ardından yaklaşık 250 milyon yıl önce ilk memeliler dünya üzerinde ortaya çıkmaya başladılar. Bunlar kuşu andıran bir sürüngen türünden geliyorlardı. Memeliler sıcakkanlıdırlar, tüylüdürler ve yumurtlamazlar. Sen ve ben de birer memeliyiz. Memelilerin ortaya çıkışı gerçekten de bir küçük eşik olarak sayılmalı mı? Yoksa biz kendimiz de memeli olduğumuz için mi böyle olması gerektiğini düşünüyoruz? Bunu bilmiyorum. Bu arada küçük eşikler için başka adaylar olabilir mi? Mesela omurganın gelişimi ya da düşünme kabiliyeti veyahut da aile kavramı gibi.